Nöbetteyiz. Adalet nöbeti sayılırsa siz de orada nöbettesiniz. Şunu söylüyorduk, muhalefetten alışık olmadığımız hareketler bunlar. Biz bir tweet atarsınız, kınarsınız ve devam edersiniz diye tahmin ederken siz bugün iki kere yürüdünüz, sokakları arşınladınız, şimdi mecliste oturma eylemindesiniz. Bu bir değişikliğin sinyali mi? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii size mahcuptum. Uzaktan bağlantıyla da olsa bunu gidermek önemli. Geçtiğimiz haftalarda cuma günü, bir cuma akşamı sizden sözleşmiştik. Yani arkadaşlarla bir araya gelecektik. Ama o cuma akşamına partimizin herhalde bir resepsiyonu vardı. O sebepten dolayı katılamamıştık. 29 Ekim'i AK Parti iptal edince Recep Tayyip Erdoğan. Bugün mümkün oldu, birlikteyiz. Stüdyodaki herkese çok çok selam söylüyorum. Ahmet Yavuz komutanı gördüm bir tek. Diğer konukları göremedim. Ah, merhaba, herkese merhabalar. Merhabalar. Ahmet Yavuz bildiğim kadarıyla şeydi değil mi? Osmaniye'nin Bahçe ilçesindendi. Cezaevin şeyde konuşmuştuk. Yanımda Osmaniye milletvekilimiz var. Tam yanımda oturuyor Aysan. Bütün gençlere, Sayın Celal Ülgen'e, bütün konuklara çok selamlar, sevgiler. Buyurunuz. Ha, tabii CHP şöyle, yani bugün iki üç kez yürüdük. Bir tanesi resmi törende, bir tanesi partimizin gençlerle Anıtkabir'e doğru yürüyüp meşalelerle ataya saygı nöbetinde. Bir de Barolar Birliği'nin yapmış olduğu Anayasa Mahkemesi önündeki eyleme destek verdik. Ben daha önce söyledim, sokaktan korkmayan, meydanları dolduran, hatta yani yasaklanan alanları geri kazanacak olan bir anlayış var. Tabii bunu Cumhuriyet Halk Partisi tek başına yapamaz. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi neden sokaklardan uzak duruyor diye düşünen kim varsa, biz çağırdığımızda sokağa çıkarsa, meydana dökülürse, barışçıl eylem ve protestolarımıza kitlesel destek verirlerse olur. Çok böyle hani kitabın ortasından konuşayım deyim yerindeyse, dünyanın bütün parlamentoları protesto edilebiliyor. Beyaz Saray'ın önünde 40 kişi eline dövizlerini alır, döner durur. Orada makul sayıda polis vardır, o da göstericileri korumak içindir. Almanya'da Bundestag'ın, Londra'da 10 numaranın önünde gider eylem yaparsınız. Eğer güvenlik tehdidi içermiyorsa yaptığınız iş, protesto edersiniz. Yani doğru değildir ama Macron'a tokat atacak kadar yakınında protestocular yakınında durabilirler. Ondan sonra ama Türkiye'de mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın dev aldığı iktidarda başbakana yazar kasa atılabiliyordu. Şimdi başbakana, cumhurbaşkanına külliyeye 3 kilometre yaklaşık göz atsan gözünü çıkarırlar. Şöyle öyle bir Türkiye noktasına geldi. Burada kimse masum değil. Esas suçlu iktidar tabii, otoriter rejimler, ama sonuçta bir otoriter popülist lidere sen ülkeyi niye otoriterleştirdin denmez. Orada döner muhalefete bakarlar. Biz burada kendi öz eleştirimizi yaptık kurultayımızda ve kurultayımızdan sonra da hep birlikte sokaktan korkmayan, meydanları dolduran, kararları hep birlikte alan, hep birlikte uygulayan güçlü bir Cumhuriyet Halk Partisi inancıyla hep birlikte çalışıyoruz. Bundan sonra bizim yaptığımız bu muhalefet biçimi, ki geçmişte de çok önemli eylemleri oldu partinin, yani bir adalet yürüyüşünü de yok sayarsak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük haksızlık etmiş oluruz. Ama şu kadarını söyleyeyim, bundan sonra böyle bir CHP, daha sokakta daha cesur bir CHP diyorlarsa, hani bir şiir okudum şeyde, çok sevdiğim bir şiir, uzun bir şiirdir ama hani diyor ya, sonra her gün geldiler, artarak geldiler, kadınları, çocukları ve alkışlarıyla. Her gün yeni ayaklar eklendi ayaklarına, her gün yeni yollarla tanıştı, her gün yeni ağızlar eklendi ağızlarına. Yeni yollarla tanıştı ayakları, yeni kabuklar çatladı, yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerini. Bir kent oldular sonunda ve adını değiştirdiler ülkenin diyor. Şimdi orada yeni ayaklar eklenirse ayaklarımıza, yeni kulaklar işitmeye başlarsa söylediklerimizi, bambaşka bir Türkiye, bambaşka. Çok net söyleyeyim, her yer protesto ediliyor. Bugün mesela Şanzelize'nin Fransız kadınlara kapalı olması mümkün mü? Ama 8 Mart'ta kadınları İstiklal Caddesi'ne çıkarmıyorlar. Dünyanın en prestijli caddelerinden birinin ne bu kadar büyük bir itibar suikastı olamaz.
Cumartesi annelerini Galatasaray'ın ara sokaklarından çıkarmıyorlar. Bu kadar kötü bir imaj olamaz Türkiye için. Taksim 1 Mayıs'ta emekçiye kapalı. Ama eğer yeni ayaklar eklenirse ayaklarımıza, İstiklal'i de özgürleştireceğiz, Taksim'i de özgürleştireceğiz, Türkiye'yi de özgürleştireceğiz. Hatta ben bunu seçimleri beklemeden yapmayı, muhalefetin gücüyle yapmayı öneriyorum. Toplumsal muhalefetin gücüyle yapmayı öneriyorum. 1,5 milyon insan bir gün ben Taksim'i özgürleştireceğim derse o gün Taksim özgürleşir. Burada... Biz o gün geldiğinde üstümüze düşeni yapacağız. Herkes üstüne düşeni yapacaksa hazır olsunlar. Burada alkış, ben bir şey söylemedim. Tribün kendiliğinden alkışladı. Bir şey söylemedim. Tribünümüz de CHP'lilerden oluşmuyor sadece. Deva Partilisi var. İşte daha muhafazakar olarak kendini tanımlayan gençler var. Siz yayına bağlanmadan önce en son acaba halk isterse şeriatı da mı getirir onu konuşuyorduk programda. Ama sizin bağlanmanızla konu biraz bu tarafa döndü. Ben sizi 2013 yılında ve sonrasında Soma'da, önce Gezi'de ve sonra Soma'da tanıdım. Soma'da madenciler yerin metrelerce altında can verdiğinde o ailelerin yanında nasıl olduğunuzu gördüm. Orada bir milletvekili gibi değildiniz açıkçası. Manisalı eczacı Özgür Özel o ailelerin yanında olmaya gayret ediyordu. Bugün, o gün nasıl tanıdıysam bugün de öylesiniz. Artık genel başkansınız. Ben de mesafeyi ayarlamaya çalışıyorum bir taraftan. Hani aradan geçen bunca zaman var, yaşanmışlıklar var. Hepimiz öyle dövüldük ki Özgür Özel. Biz demokratik, barışçıl protesto hakkımızı kullanmak istedik. 2013 Gezi'de de, Soma'dan sonra da, Aladağ'da çocuklar tarikat yurdunda yandığında da sokağa çıkmak, protesto etmek, barışçıl protesto hakkını kullanmak istedik. Bazı arkadaşlarımız cezaevinde. Bir kısmı hala içeride. Bir kısmı bugün aramızda da değil, hayatlarını kaybettiler. O yüzden siz bunları söylerken az evvel orada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde burada insanların gözleri dolu dolu oldu. Gençler alkışlamak istedi. Hiçbir müdahale yoktu. Bir alkış geldi. Beklenen bu, heyecan yaratan bu. Ama bir de kaygı var. Bir soru soracağım sadece. Ya Özgür Özel'e engel olurlarsa? Dün akşam Ankara Emniyeti anlam veremediğimiz 15 Temmuz tweet'i attı. Sonra onu sildi. Tekrar paylaştı. Kime mesajdı anlaşılamadı. Hani sokağı kullanmayın. İşte bu alışık olmadığımız eylemleri yapmayın. Alıştığımız tweetleri atın, kınayın, geçin mi demek istiyorlar acaba? Vallahi kim ne demek istiyor bilmiyorum ama şimdi ben Atatürk filmini izledim geldim. Muhteşem bir film. Gençlik kollarımızla birlikte Mamak'ta sizin bilmediğiniz programın, yani 2 saat kayıptım gençlik kollarıyla Atatürk filmini izledim geldim. Orada işte gözleri dolan alkışlayan arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hangi siyasi görüşten olurlarsa olsunlar. Benim izlediğim filmde Atatürk şöyle söylüyor askerlerine. Zaten bilindik bir hikaye ama çok vurgulu. Size soğuk vaat ediyorum diyor. Size savaşmayı değil ölmeyi vaat ediyorum. Ama size Yozgat'taki, Manisa'daki, Uşak'taki, Erzurum'daki baba ocağınızın ateşinin sönmemesini vaat ediyorum. Onun için ölmeyi göze alıyor musunuz? Şimdi bu partinin birinci genel başkanı buradan geliyor. Bu partinin birinci genel başkanı işte o bir küçük saat olmasaydı o şaraplerle zaten ölmüş olacaktı o muharebe alanında. Ölmeyi göze aldı, gazi oldu. Bu partiyi kuranların hepsi ölmeyi göze alarak oldular. Sonra neymiş? Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kimin kullandığı belli olmayan Twitter hesabından kıytırık bir tweetle bizi sokaktan korkutacaklarmış veya işte bir kaygı var ya Özgür Özel'e bir şey olursa falan. Özgür Özel'le bir şey olursa bir başka ana bir Özgür Özel daha doğurur. Arkamda 129 tane Özgür Özel daha var. Hangisini kurultay seçse benim kadar güçlü bir lider olur. Şu anda 30'u burada. 100'ü nöbetin sürdürülebilirliği açısından dün bir kısmı görevini yaptı. Bir kısmı yarınki nöbetine hazırlanıyor. Ben bu kürsüde bir kez benim parmaklarımı kırmaya yemin etmişlerdi. Şöyle bir şey oldu. Tayyip Erdoğan bu yukarıda oturuyordu. Ben de elimi kaldırıp orada bir tek adam var görmüyor musunuz falan gibi bir şey söylemiştim. Geçmiş zaman hatırlamıyorum. Dönemin grup başkan vekiline onun o parmağını kıramadınız deyip grup başkan velinde bir gün sonra görevden alıp meclisi terk edip gitmişti Tayyip Bey. O gün hazırlanıyorum.
kadın kuaföründe kadın arkadaşlara AK Partili kadın milletvekilleri Özgür Bey bugün sakın meclise gelmesin diyor. Bizim odaya çok sevdiğim MHP'li bir milletvekili arkadaşım uğradı. Sakın ha sakın dedi. Öbürü Tayyip Bey demiş ki tabii geçmiş zaman 5-6 sene önce. O parmağı kıramadınız. Hatta bir ara Cemal Engin'in rakip haftaydı. O parmağı kıramadılar, kırmaya gidiyorum dedi. Sonra şimdi el sıkışıyoruz falan, yani parmaklar lazım oluyor. Ondan sonra ama diğer taraftan bütün her yerden bize bu bilgi geldi. Ben çıktım basın toplantısı yaptım. Dedim ki ben birazdan oraya gideceğim. Bir tehdit var, bir saldırı olacağını söylüyorlar. Ve normalde Özgür Özel, ben dedim bir emekli öğretmen çocuğuyum. Ve yatılı okulda büyüdüm 10 yaşından beri. Yatılı okulda dayak atmayı öğrenmedim ben ama dayaktan yılmamayı öğrendim doğru bildiğin şeyinde. Normalde korkarım dedim. Ama bir adım geri atmam, bir kelime eksik konuşmam, bir santim eğilmem. Bilirim ki bir santim eğilirsem bunlar bu millete, bu partiye, bu millete diz çöktürürler. Gidiyorum dedim. Geldim, oturdum. İlk fırsatta da kürsüye çıktım. Gitgide kalabalıklaşıyordu. Dedim ki bu parmakla meşgulmüşsünüz. Parmakla aynı yeri bir daha gösterdim. Dedim ki akıllı insanlar parmağın gösterdiği yere, aptallar ucuna bakar. Gösterdiğim yerde bir tek adam, bir diktatör duruyor. Siz bu parmağın ucuyla ilgileniyorsunuz, buyurun burada sizi bekliyor dedim. Geri geri gittiler, salondan çıktılar. Bu işler böyle işler. Yani bir böyle göze almadan yapılabilecek işler değil. Evet. Tribün ama heyecanlanıyor siz konuştukça. Burada üniversite öğrencisi gençler var, yurtta kalıyorlar. Siz de yatılı okudum dediniz 11-10 yaşında. Manisa'dan İzmir'e gittiğinizi biliyoruz. Yurtta yediğiniz dayaklarla dayaktan yılmamayı öğrendiğinizi de biliyoruz. Sosyal demokratlar çok dayak yediler ülkede, özellikle seçimlerden sonra her defasında. Arkanızda Mahmut Tanalı görüyorum. O sandıkların üzerine kapanıyor. Buradalar, evet. O pusulaların üzerine yatıyor. Mahmut Tanalı bir selam. Kimler var? Mahmut Bey. Evet. Evet, evet. Dedi, evet, ben şöyle çekileyim, grubu görün. Yani dedi ki arkada... Sosyal demokratlar, dayaktan yılmamayı öğrenenler var galiba. Deniz Yücel, Sivel Su İçmez, bu tarafta grup başkan vekillerimiz, burada katip üyelerimiz, Asu Hanım var. Siz sabaha kadar oturmayacaksınız herhalde değil mi? Nöbetleşe bu işler, 20 kişi görevlendiriliyor. Şimdi şöyle, genel başkanlığın şöyle bir konforu var. Genel başkan eylemin kararını duyuruyor, sonra gidip yatıyor. Diğer arkadaşlar eylem yapıyor. Peki. Özgür Özel, sizden bir söz alayım. Çok da tutmayayım o zaman. Yorucu bir gündü sizin açınızdan da. Burada çok soru sormak isteyen genç arkadaş var ama biz Halk Meydanı'nda sizi bir hafta konuk edelim. Bu gençlerle tabii, buluşturalım tabii, çok, stüdyoda. Çok seve gelirim. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim son söz şu. Bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Ben geçen darbe girişiminde meclis başkanını aramış, kapalı meclisin açılmasına aracılık etmiş, talep etmiş. Gelmiş burada, sandıktan çıktık, millet yeni bir görev verene kadar ana muhalefetiz. Seçilmiş parlamentonun demokrasinin arkasında kim yapıyorsa yapsın darbenin tam karşısındayız demiştim. Darbenin karşısında olunca otomatikman Tayyip Erdoğan'la aynı safta olduk. Bütün darbeler iktidara yapılır doğası gereği. Ama herkes muhalefete bakar o gün, ana muhalefetin gözünün içine bakar. Biz o gün darbe karşısında pozisyon almış partiyiz, parti adına konuşan benim. Bugün de bir darbe karşısındayım ama bu sefer darbeye yeltenen ekibin başında Recep Tayyip Erdoğan var. Bugün bunu itiraf etti. Bir yargı darbesi var. Anayasanın 153. maddesinin son fıkrası anayasada diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır. Yasama, yürütme, yargı organları, idare makamları gerçek ve tüzel kişilikleri bağlar. Yargıtay beni bağlamaz diyor. Yani diyor ki Yargıtay, anayasanın 153. maddesi bence yok. O zaman bu bir darbe girişimi. Çünkü darbeler anayasayı ortadan kaldırmak, toplum sözleşmesini ortadan kaldırmak üzere yapılırlar. O zaman bir başkası da der ki, Cumhurbaşkanı'nı görevlendiren ve yetkilendiren maddesi yok. Öbürü meclisi der ve meclis olmaz, Cumhurbaşkanı olmaz. Ama Cumhurbaşkanı ateşle oynuyor, kendi gücünü ve yetkisini aldığı bu anayasayı bir maddesini yok diyor ve Anayasa Mahkemesi'ne, kendi atadığı Anayasa Mahkemesi'nden bile rahatsız. Darbe girişiminin başında kendisi. Biz bu darbe girişimine direniyoruz.
Bizim mecliste oturmamız boşuna değil. Biz yukarıda F-16'lar bomba atarken ki bu meclise de isabet etti. Hepiniz biliyorsunuz 8 tane isabet etti. Bir tanesi çatısına isabet etti. Bu üstümdeki 16 ton mu 4 tonluk 16 tane avizeden biri düşseydi birimiz hayatta kalmazdık. Ve tanklar yürüyordu. Biz geldik darbeye karşı meclisi savunduk. O yüzden bu darbeye karşı da o yüzden meclisteyiz. Yani yoksa biz gidip herhangi başka bir mekanda, sembolik bir mekanda da oturmayı biliriz. Ama biz bu anayasada verilen yetkiyle, anayasadaki yemin metnini okuduğumuz için, anayasada öngörülen bir seçimden çıkıp, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu'nun tarafından ilanının 3. gününde kendiliğimizden tutlanıp yemin ettiğimiz için mecliste oturabiliyoruz. Bu kapıdan içeriye milletin seçmediği kimse giremiyor. Özel görevliler, Kavas arkadaşlarımız hariç. Bir önceki dönem milletvekili bile giremiyor. Buraya sadece milletin yolladıkları giriyor. Bu sayede giriyor. Şimdi diyor ki ben bu anayasanın 153. maddesini elimdeki kitaba göre 108. sayfayı yırtıp atıyorum diyor. Bir başkasının yarın TBMM'nin yetki ve sorumlulukları maddesini yırtıp atmayacağı ne malum. Öyle kim kafasına göre anayasayı yok sayıyor, askıya alıyor. Buna karşı yani darbelere karşı direnmek en meşru haktır. Hatta bu konuda uluslararası dayanışma çağrısı yapılır. Tayyip Erdoğan hatırlıyorsunuz. Halen daha hangi ülkeyle görüşse efendim Kazakistan'ın darbe gecesindeki mesajı için teşekkür ediyorum unutmam. Özbekistan'ın tavrına müteşekkirim. Macaristan aslanım benim. İspanya biraz geç kalmıştı falan. Şimdi kendi darbeye kalkıştı. Biz buradayız. Dünya basında çıkıyor. Bazıları diyor ki ya Türkiye dünyada. Tamam Türkiye dünyada zor durumda kalıyor ama bırakan anayasayı savunanlar değil. Anayasaya karşı darbeye kalkışanlar. Biz bu darbe girişiminin karşısında direneceğiz. Var gücümüzle direneceğiz. Bunu yani öyle sakın bu meseleyi basit bir mesele olarak görmesinler. Ve sakın ha sakın Recep Tayyip Erdoğan öyle meydanı boş sanmasın. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini var eden, rengini ay yıldızlı al bayraktan alan bu anayasayı nasıl yazıldığını, o bayrağın renkleri nasıl, neden kırmızıysa bu anayasanın rengi de o yüzden kırmızıdır. Savunmak için de hangi kırmızı gerekiyorsa o bizim o kudreti damarlarımızda hissediyoruz. Sayın Özgür Özel çok teşekkür ediyorum. Ben soru sorabilirim. Sadece tek bir arkadaşımızın belki bir soru sormaya hakkı olabilirse. Bugün genç bir hukuk fakültesi öğrencisi kendiliğinden İstanbul Adalet Sarayı'na gidip bir termos çayla nöbet tutmaya karar verdi. Ben dedim ki Özgür Özel'i dinleyip mi karar verdin? Yok dedi. Özgür Özel'le bir ilgisi yok. Ben kendim karar verdim dedi. Yalnız mısın? Arkanda kim var diye sor. Kimse yok. Ben yalnızım dedi. Hukuk fakültesi öğrencisi Ömer burada nöbet tutuyor. Birazdan da gidecek o nöbete devam edecek. Siz orada nöbet tutuyorsunuz o burada. Tek bir soru sormak gerekirse. Çocukların burnu kanamasın diye biz Gezi nesliyiz. Gezi'de Ali İsmail Korkmazların, Berkin Elvanların başına gelenleri görmüş olanlarız. Şimdi tabii siyasetçinin ağzından çıkan söz de büyük bir sorumluluk. Bize hep şunu söylediler. Şimdi sokak zamanı değil aman ha. İktidarın ekmeğine yağ sürmüş olursunuz. Şimdi zaman değil herkes evine dönsün. Ömer'e söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü nöbette devam edecek. İstanbul Adalet Sarayı'nda termostan çay içmeye devam edecek. Ömer'in ismini kim koydu bilmiyorum. Annesi, babası, dedesi. Ama o koyan eğer hayattaysa şimdi çok mutludur. Çünkü Ömer ismi adalet beklentisi üzerine konur Türkiye'de. Anadolu'da adalete sahip çıkılsın diye çocuklara Ömer adı koyarlar. Ömer adaletin simgesidir. Ömer bugün tek başına adliyenin önüne gidip adalet nöbeti tutmaya kalktıysa o ismi ona koyan eğer hayatta değilse rahmet diliyorum. Hayattaysa bir kez daha ne mutlu bu ismi koyanlara diyorum. Ömer adaleti savunmaya devam etsin. Biz Ömer gibiler, Ömer hangi siyasi görüşten olursa olsun Ömer gibiler olduktan sonra bu ülkenin sırtı yere gelmez. Ama adaleti ayaklar altına almak isteyenler, adalete karşı anayasayı ayaklar altına almak isteyenler oldukça bu ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Ömerler kazanacak. Emin olun adaleti savunanlar kazanacak. Ben büyük bir memnuniyetle sizden öğrendim.
günlük koşturma halinde Ömer'in eylemini bilmiyordum. Ama teşekkür ediyorum. Devam ederse bir bardak çayını içmeye Ömer'in yanına uğrarım. Peki yer İstanbul Adalet Sarayı efendim. Beklersiniz herhalde değil mi Ömer? Evet ben de beklerim. Öncelikle çok teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. Bir teşekkürü cidden size borç bilirim. Çok güzel bir konuşma sağladınız. Ben ilk gün aslında saat 10.30'da oraya gitmiştim ve sizde yanılmıyorsam saat 11.30 sıralarında bir açıklama yayınlamıştınız. Bir konuşma hazırlamıştınız ve konuşmuştunuz. Devamında gece 5'te dinleyebildim sizin konuşmanızı. İlgili alanda yağmur altında bir yere sığınmışken dinledim ve konuşmanıza ben de imzamı atabilirim. Çok teşekkür ederim konuşmanız için. Şu anda da her gün saat 7 ile 9 arasında Çağlayan Adliyesi önünde arkadaşlarımızla sizin de belirtmiş olduğunuz barışçıl protesto hakkımızı kullanıyoruz. Ve bu şekilde herhangi bir parti amblemi, parti sloganı veyahut parti için ayarlanmış bir pankart olmaksızın alanda nöbet tutuyoruz. Alanımızdaki nöbetimize de tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını anayasal bir devlette, anayasalı değil altını çizerek söylüyorum, anayasal bir devlette yaşamak isteyen herkesi bekliyorum. Sizlerin de az önce belirtmiş olduğunuz anayasanın 153. maddesinin son fıkrasında Anayasa Mahkemesi'nin kararları gerçek kişileri ve tüzel kişileri bağlar olarak bitirir. Ben de bir gerçek kişi olarak oradayım. Tabii ki de ben de sizin siyasetçi kimliğinizin yanında bir vatandaş kimliğinizle aramızda bulunmanızı isterim. İlerleyen günlerde sizi de bir çay içmeye bekleriz elbette. Çay davetini aldınız Sayın Genel Başkan. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun katıldığınız için ve samimi açıklamalarınız için teşekkür ediyorum. Çok yoruldunuz bir gün oldu. Geride kalan milletvekillerine de kolaylıklar diliyorum. Herhalde bir çay kahve veren teşekkür oluyordur ederiz. Onlara. Değil mi? Genel kurulda çay kahve yasak ya. Ama belli bir sayı gözeterek o ihtiyacı dışarıda gidiyorlar diye biliyorum. Peki kolaylıklar diliyorum. Geride kalanlara, nöbet tutacak olanlara sağ olun.